Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Bilet kuyruğu. Özge ve Umut Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bilet kuyruğundalar. Özge ve Umut. İki kuyruktaki kişilerin sayısını karşılaştıralım. Özge'nin arkasındaki bilet kuyruğu, Umut'un arkasındaki bilet kuyruğu. Umut birinci gişede bilet kuyruğunun en önünde. Özge ikinci gişedeki bilet kuyruğunun en önünde. İki kuyruktaki kişileri birebir eşleyelim. Şu şekilde ok işaretiyle iki kuyruktaki kişileri birebir eşliyoruz. Birinci kişinin önünde eşleşmeyen iki kişi kaldı. Yani şunlar. O halde birinci kişinin önünde bekleyenler, birinci kişinin önünde bekleyenler, ikinci kişinin önünde bekleyenlerden, ikinci kişinin önünde bekleyenlerden çoktur. Birinci kişinin önündeki kuyrukta 14 kişi vardır. İkinci kişinin önündeki kuyrukta ise 12 kişi vardır. Buna göre 12 ile 14 sayıları için ne söyleyebiliriz? 14 sayısı yani birinci kişideki, kuyruktaki kişilerin sayısını veren 14 sayısı 12 sayısından büyüktür. 12 sayısı için de söyleyebiliriz ki 12 sayısı 14 sayısından küçüktür. Şimdi onluk taban bloklarıyla gösterilen 13 ve 15 sayılarını karşılaştıralım. 13 sayısını gösteren mavi birim küpleri 15 sayısını gösteren pembe birim küplerle eşleyelim. Mavi birim küpler, pembe birim küpler. Şu şekilde ok işareti ile eşleyelim. Eşlenmeyen pembe küp kaldığı için iki tane burada pembe küplerin daha çok olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum aşağıdaki biçimlerde ifade edilebilir. Yani şu şekilde. 15 sayısı 13 sayısından büyüktür pembe birim küplerin olduğu 15 sayısı 13 sayısından büyüktür. 13 için ise 13 sayısı 15 sayısından küçüktür. Mavi birim küplerin olduğu 13 sayısı ise 15 sayısından küçüktür. Sıra sizde. Aşağıda verilen sayı çiftleri arasındaki ilişkiyi örnekteki gibi farklı şekilde yazınız. Örnek burada. 20 ve 40 sayılarını karşılaştıralım. 20 sayısı 40 sayısından küçüktür. 40 sayısı ise 20 sayısından büyüktür. Şimdi 55 ile 38'i karşılaştıralım. 55 sayısı 38 sayısından küçüktür. Hayır, küçük değil, büyüktür. Şimdi 38 için ne söyleyebiliriz? 38 için ise söyleyebiliriz ki 38 sayısı 55 sayısından küçüktür. Şimdi 79 ile 63'ü karşılaştıralım. 79 sayısı 63 sayısından büyüktür. 63 için ne söyleyebiliriz? 63 için ise şunu söyleyebiliriz. 63 sayısı 79 sayısından küçüktür diyebiliriz. Şimdi 10 ve 33 sayılarını karşılaştıralım. 10 sayısı 33 sayısından küçüktür. 33 sayısı ise 10 ile karşılaştırdığımızda 33 sayısı 10 sayısından büyüktür deriz. Bu sayıları karşılaştırırken şu şekilde kısaca da söyleyebilirsiniz. 20 40'tan küçüktür. 40 20'den büyüktür. 63 79'dan küçüktür. 10 33'ten küçüktür veya 33 10'dan büyüktür gibi kısaca da söyleyebilirsiniz. İki sayıyı karşılaştıralım. Sayılarımız 45 ve 23. Bu sayıları karşılaştıralım. Mor olan bloklar 45 sayısının, turuncu olan bloklar ise 23 sayısının. 45 sayısı onlar basamağı 4, birler basamağı 5. 23 sayısı onlar basamağı 2, birler basamağı 3. Şimdi onlukları karşılaştırıyoruz. 2 onluğu karşılaştırdığımızda 45'te 2 onluk kalıyor geriye. Birliklere dokunamadık bile. Onlar basamaklarına bakalım. 4 sayısı yani 4 tane onluk var burada 4. 2 sayısından büyüktür. 2 sayısından büyüktür. Bu 2'den büyüktür. Şurada onluk yok. 4 onluk 2 onluktan büyük olduğu için 45 sayısı 23 sayısından büyüktür diye belirtiriz. İki sayıyı karşılaştırırken önce onlar basamağına bakarız. İki sayıyı karşılaştırırken önce onlar basamağına bakarız. Onlar basamağı büyük olan sayı büyüktür. Öyleyse şimdi sıra sizde. 67 ve 81 sayılarını karşılaştırınız. Ne yapacağız? Önce onlar basamağına bakacağız. 6, 8. Onlar basamağı büyük olan sayı büyüktür. Öyleyse 8 büyük olduğu için 81, 67'den büyüktür. Peki 67 için ne söyleriz? 67 ise 81'den küçüktür. Acaba onlar basamağında aynı rakam olsaydı ne yapacaktık? Örneğin 36 ve 32 sayılarını nasıl karşılaştıracağız? Onlar basamağındaki rakamlar aynı. 36 sayımızın onlar basamağındaki rakam 3. 32 sayımızın onlar basamağındaki rakam 3. Onlar basamaklarını eşleştirdiğimizde, karşılaştırdığımızda aynı. Her iki sayının da onlar basamağındaki rakam 3'tür. Bu durumda birler basamağındaki rakamlara bakalım. 6 sayısı 2 sayısından büyüktür. 6 sayısı 2 sayısından büyüktür. 6 birlik 2 birlikten büyük olduğu için 36 sayısı 32 sayısından büyüktür deriz. İki sayıyı karşılaştırırken sayıların onlar basamağındaki rakamlar aynı ise birler basamağına bakılır. Birler basamağı büyük olan sayı büyüktür. Sıra sizde. Şimdi 62 ile 68 sayılarını karşılaştıralım bakalım. 62'nin bir onlar basamağı 6, 68'in de onlar basamağı 6. Aynı. Öyleyse birler basamağına bakalım. Birler basamağında 2 olan küçük 8 olanda. Öyleyse 62 68'den küçüktür. Peki 68 için ne deriz? 8 2'den büyük olduğu için 68 sayısı 62 sayısından büyüktür deriz. 3 sayıyı karşılaştırma ve sıralama. Resimde özge, umut, ve en yakın arkadaşları Kartal'ın okul numaraları verilmiştir. Okul numaralarını karşılaştırarak sıralayalım. Özge'nin okul numarası 33, Umut'un okul, okul numarası 38, Kartal'ın okul numarası 36. Şimdi Özge, Umut ve Kartal'ın okul numaraları olan 33, 38 ve 16 sayılarımız burada. Onlar basamağındaki rakamlarımız 3, 3 ve 1. Birler basamağındaki rakamlarımız 3, 8 ve 6. Okul numaralarının onlar basamağına bakalım. 1 ve 3 sayısından, 13 sayısından küçük olduğundan en küçük sayı 16'dır. Onlar basamağı büyük olan sayılar bu 3 olanlar, onlar basamağı büyük olan 13'lerden küçük olduğu için, küçük olduğu için en küçük sayı 16'dır. Bu 16 küçük. Şimdi Kartal'ın numarası en küçük olduğu belli oldu. Kartalın şimdi kartalın numarası en küçük. Belli oldu. 16 küçük. Peki Özge ve Umut'un okul numaralarını nasıl karşılaştıralım? Şimdi diğer iki sayıda ise 38 ve 33'te ise onlar basamağındaki rakamlar aynı. Yani 3 eşittir işte 3 olduğu için iki sayının birler basamağına bakalım. İşte 3 ile 8'e bakıyoruz. 3 8 sayısından küçük olduğundan 33 sayısı da 38 sayısından küçüktür. O halde bu sayıları küçükten büyüğe doğru 16, 33, 38 şeklinde sıralayabiliriz. Dördüncü bir sayı daha olsaydı ne yapardık? Bu sayılara Deniz'in okul numarası olan 5'i de ekleyelim. Sıralama nasıl olur bakalım. 5'in en küçük sayı olduğunu ve bu 4 sayının küçükten büyüğe doğru 5, 16, 33, 38 biçiminde sıralandığını buldunuz mu? Sıra sizde. Sizde de 3 arkadaşınızın evlerinin kapı numaralarını öğrenin. Kendi kapı numaranızla 3 arkadaşınızın kapı numaralarını karşılaştırın. Kapı numaralarını büyükten küçüğe doğru sıralayın. Ve aşağıdaki kutucuklara yazın. O halde biz az önceki Özge, Umut, Kartal ve bir arkadaşımız olan Deniz'in okul numaralı olan sayıları kapı numarası olarak düşünelim. En büyüğü olan 38 bizim kapı numaramız olsun. O en büyük sayıydı Büyükten küçüğe doğru sıralayacağımız için buraya yazalım. Diğeri 33 idi. O da buraya 38'den küçük olduğu için sonra 16 ve en küçük sayı olan 5'i de buraya yazdığımızda eğer kapı numarası olduğunu düşünerek bunların bu şekilde. Şimdi 33 ile 38'in birler basamaklarındaki sayılar farklı ama onlar basamakları aynı. Biz bunları büyük sayılar olduğu için başa getirdik. Ama birler basamaklarına bakarak en büyüğünü belirledik. 38, 33'ten büyüktür. 33 buraya yazdık. Sonra 16, sonra en küçüğü de 15 diye sıraladık. Şimdi de sıra bildiren sayılarla karşılaştırma yapalım. Aşağıda Özge ile Umut'un gezi durakları sırasıyla verilmiştir. İnceleyelim. Birinci durak Eskişehir. Burada birinci durak Eskişehir. ikinci durak Ankara. Üçüncü durak Kırşehir. Dördüncü durak Yozgat. Beşinci durak ise Sivas. Şimdi sonra önce arasında ifadelerini kullanarak bir karşılaştırma yapalım. Birinci duraktan sonra birinci duraktan sonra ikinci durak olan Ankara'ya gitmişler. Dördüncü durağa bakalım. Dördüncü duraktan sonra beşinci durak olan Sivas'a gitmişler. Şimdi sonra kelimelerini kullandık. Şimdi önce kelimelerini kullanalım. Beşinci duraktan önce dördüncü durak olan beşinci duraktan önce dördüncü durak olan Yozgat'talar. Bir başka ifadeyle önce kelimesini şöyle kullanabiliriz. İkinci duraktan önce birinci durak olan Eskişehir'deler. Şimdi de arasında ifadesini kullanalım bu sıralamada. İkinci durak ile dördüncü durak arasında üçüncü durak olan Kırşehir var. Üçüncü durak ile beşinci durak arasında üçüncü durak ile beşinci durak arasında dördüncü durak olan Yozgattalar. Siz de resimden yararlanarak sıra bildiren sayılarla karşılaştırmalar yapınız. Önce, sonra, arasında kelimelerini kullanmayı unutmayın.